Evet, burada bakır sülfat çözeltisi var. Bakır sülfat. Bakır sülfat. Bakır sülfatın iyonik bir bileşik olduğunu biliyoruz. Bakır iki elektronunu sülfata veriyor. Böylece bakır artı iki yüke, sülfat eksi iki yüke sahip oluyor. Bu bir katyon. Bu bir anyon. Bu bileşiğin su gibi polar bir çözücünün içinde çözülmesinin oldukça kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bir sulu çözelti. O yüzden mavi ile gösterdim. Şimdi buraya suda ifadesini ekleyebiliriz. Bu bileşik suda çözünüyor. Aslında bu çözeltiyi birçok bakır katyonunun ve de sülfat anyonunun çözündüğü bir su olarak kabul edebiliriz. Burada sizinle küçük bir deney yapmak istiyorum. İlk yapacağımız şey katı haldeki metalik gri renkte gerçek bir çinko bulmak. Sonrasında Toz halindeki bu çinko'dan bir miktar alarak çözeltinin içine atacağız. Şimdi hep birlikte düşünelim. Acaba çözeltinin içinde neler olacak? Evet, burada katı halde bulunan çinko duruyor. Çinko katı halde artı bakır sülfat suda. Evet. Katı haldeki çinko bakır sülfat çözeltisinin içinde. Sonuçta neler olmasını bekliyoruz? Şimdi bu videoyu kısa bir süreliğine durdurup aşağıdaki elektronegatiflik tablosuna bakmanızı istiyorum. Bu şekilde bizim hazırladığımız çözeltinin içinde neler olup bittiğini bir düşünün bakalım. Kimin elektronu olduğunu, kimin bu elektronları isteyebileceğini, sonuç olarak neler olabileceği hakkında bir fikir yürütmeyi deneyin. Size bir ipucu vereyim. Önünüzdeki elektronegatiflik tablosuna göz atmanız gerekiyor. Çünkü bütün cevaplar orada bakır çinkodan daha elektronegatif. Demek ki bakır çinkodan elektron almanın bir yolunu bulursa bunu yapmaktan kaçınmaz. Özellikle de şurada gördüğünüz bakır. Bunlar artı yüklü bakır iyonları. En çok isteyecekleri şey elektron alıp nötrleşmek olmalı değil mi? O zaman bir de buraya bakın. Şu an elektron alabilecekleri biri var. Sonuçta elde ettiğimiz şey bir redoks reaksiyonu. Merak etmeyin yarı reaksiyonlara da birazdan kısaca bakacağız. Burada bakırın çinkodan elektron almasıyla yani bir elektron alışverişi sonucunda bir redoks reaksiyonu gerçekleşiyor. Elektronları alınca da nötrleniyor. Katı bakır hale geçiyor. Bu durumda elektronlarını bakıra veren çinko, çinko katyonuna dönüşüyor. Bunu sanki çinko sülfatın sulu çözeltisi olarak da düşünebiliriz. Hatta buraya da o şekilde yazalım. Çinko sülfat hala eksi yüklü ve sulu bir çözeltinin içinde. Hadi bu çözelti nasıl görünecek bir düşünelim. Hemen buraya başka bir kap daha çizelim. Burası reaksiyon başlamadan önceki hali gösteriyoruz. Reaksiyon olduktan sonra da bu şekilde görünecek. Çinko sülfat aslında berrak görünümlü bir sıvı. O zaman bu şekilde çizelim. Yani buradaki sıvı aslında saydamlaşacak. Çünkü çinko sülfat renksiz bir sıvı. Artık burada katı olarak çinko yerine çökmüş olan bakırınız olacak. Bunun oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Ancak indirgenme ve yükseltgenme konusunu da tam olarak anladığınızdan emin olmak için yarı reaksiyonlara da bir göz atalım. Çinko için gerçekleşen yarı reaksiyondan başlayalım. Burada nötr bir yükseltgenme basamağına sahip katı haldeki çinko var. Yani yükü yok. Diğer bir deyişle yükü sıfır. Sonuç olarak geldiğimiz noktada burası. Pozitif yüklü çinko artı iki yüklü çinko. O zaman burada ne oldu? Çinko elektronlarını kaybetti. Yani yükseltgendi. İki tane elektron kaybedip yükseltgendi. Öte yandan bakıra ne oldu dersiniz? Bakır İlk başta bir katyondu. Yani ilk başta sulu bir çözeltinin içindeydi. Daha sonra iki tane elektron kazandı. Her bir bakır iyonu ikişer tane elektron aldı. Sonucunda da nötrlendi ve katı bakır elde etmiş olduk. Burada bakırın yükseltgenme basamağı düştü. Dolayısıyla daha negatif hale geldi. Sonuç olarak bakır çinko tarafından indirgendi diyebiliriz. Çinko da bakır tarafından yükseltgendi sülfata bakarsak yükünün değişmediğini göreceğiz. Gerçek bir iyonik bileşikle çalıştığınız zaman yükseltgenme basamağının artık varsayımsal bir yük değil, onun gerçek yükü olduğunu göreceksiniz.